Herkese Riksos Kadışa, Çimkent'ten merhabalar. Şimdi Sabir Hanım'la beraber frikadelki çorbası yapıyoruz. Onun tarifini vereceğim sizlere. Öncelikle lapşa denilen bu hamuru hazırlıyoruz. 1 litre su, 1 kilo un ve 5 yumurta ve yetere kadar tuzdan oluşan bir hamur bu. Hamuru dinlendirdikten sonra alıyoruz. Hamurumuzu buradaki çorbanın içerisine atacağız. Frikadelki Rus mutfağında bu. Biraz sonra göstereceğim yuvarlak köftelerin ismi. Buradaki yuvarlak köftelerin ismi. Bu köftelerin içerisinde bu dana kıyması var. İçerisinde soğan var. 1 kilo unda 1 soğan, 1 tane yumurta var. Köfteyi hazırladıktan sonra et suyunun içerisine çiğden görmüş olduğunuz renkli biberleri, soğanı ve köfteyi salıyoruz. Daha sonra içerisine hamur ilave ediyoruz. Evet. Hamurlar çorbayla beraber 2 dakika piştikten sonra servise hazır hale geliyor. Rus mutfağından frikadelki çorbası. Buranın çorbaları gerçekten et suyundan yapıldığı için gerçekten çok lezzetli oluyor. Narin çorbası da aynı şekilde. Bir başka tarifte size narin çorbasını anlatacağım. Şu an frikadelki çorbası yapıyoruz. Rus mutfağından. Bitite köfteler var içerisinde. Bu şekilde kaynadıktan sonra alıp direkt tadım yapıyoruz. Köftesinden, sebzesinden böyle orantılı koyuyoruz. Evet. Esasında bunun üzerine Fransız soğan çorbasında servis edilen tost ekmeğini, kızarmış tost ekmeğinin üzerine parmesan, çıtır parmesanla beraber ortasına koyup servis edilebilir diye düşünüyorum. Çorba gerçekten çok lezzetli, çok sağlıklı, çok da hafif. Herkese tavsiye ederim. Bir başka tarifte buluşmak üzere. Bu tür tariflerin devam etmesi için hepinizi YouTube kanalımız Yaşayan Mutfak HB'ye abone olmaya davet ediyorum. Bir başka yayında, bir başka tarifte görüşmek üzere.